Nasıl bir derbi öngörüyorsun? Ne hissediyorsun? Dedim ya, şampiyonluk yarışından uzak ama Fenerbahçe Galatasaray adı. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hocam şampiyon. Rahatım diyorsun. Hocam şampiyonluk yoksa ne hissedeceksin ya? Yani Fener'in ikinciliği var. Bir şey yok ondan fazla. İddia. İyi işte. Yani yok bir şey. Hocam artık bir yerlere geleceğiz. Ya hocam işte eski çamlar yani bardak. Hocam eski çamlar bardak. Bir şampiyonluk bardak. Ya da kupa. Tamam. İşte yok işte. Bir şey yok yani. Söyle bana. Ya ne diyeyim? Diyeceğim şu. Son 5-6 haftaya baktığında Fenerbahçe daha iyi. Galatasaray ondan iyi değil. İlk baktığında sanki Fenerbahçe favori gibi deriz. Sonra da şunu söyleriz. Ya derbiler belli olmaz, yuvarlak. Hadi hayırlı işler. Klişeler başlar diyorsun. Yeah. Peki o zaman Gürcan'la devam edelim. Bu arada Kadıköy'den de canlı görüntüler ekrana yansıyor. Fenerbahçe son haftalarda İsmail Kartal yönetiminde arka arkaya önemli skorlar aldı. Bir skor istikrarı ve oyun istikrarı yakaladı. Biz de aslına bakarsan buna vurgu yaptık önceki haftalarda. Ne sana vaat ediyor Gürcan? Hocaya sorduğum sorunun bir türevini de sana sorayım. Ne bekliyorsun Fenerbahçe'den? Yani zaten Fenerbahçe'yi kazanmaya yakın takım olarak değerlendirmemizin nedeni o. Senin söylediğin şey. Yani Galatasaray'ın yapamadığını, rakibi tehdit eden, kendi oyununu kabul ettiren, hücumda defansta artık belli prensipler taşımaya başlamış, kadro istikrarı yakalamış bir Fenerbahçe takımı var. Her şeyden öte iki maç çok önemli. Muhtemelen Rea Hocam da beni doğrulayacaktır. Trabzon ve Konya maçları. Yani tepedeki iki takıma karşı oynadığı oyun. Hem rakibi oynatmaması hem de kendisinin oyun dinamizmi içinde birisinde berabere kaldı, birisinde galip geldi, galibiyeti getiren faktörler. İkinci etapta düşündüğüm zaman son 4 sezondur ya da 5 sezondur ilk defa bir Galatasaray maçını kazanmaya yakın takım. Yani Galatasaray evet son 2 maçı kazandı ama favori olarak geldi gene Kadıköy'e. Yani işte Kadıköy'ün geleneği, meleneği yani. Birkaç yıldır onlar, kağıt üzerinde ilk defa Fenerbahçe favori. İlk defa Fenerbahçe diyorsun. Kazanmaya yakın takım olarak gözüküyor. Bu Fenerbahçe'nin çok iyi olduğundan ziyade bence Galatasaray'ın iyi olmamasından kaynaklanan bir durum. Ama sonuçta çok ciddi bir derbi. Bu iki takım Türkiye Ligi'nde sadece futbolun değil sporun lokomotifi olan iki takım. Onların girdikleri her branş gelişiyor. Her branşta iddia oluyor. Her branş da rekabet alıyor ve onların mücadele ettiği branşlar Türkiye'nin ilgisini çekiyor. Yeşermeye başlıyor, gelişmeye başlıyor. Yani bu iki takımın sivil toplum kuruluşu olarak da Türk sporuna yaptıkları çok büyük katkı vardır. Bu maça Fenerbahçe favori başlayacak. Sonra maç kendi hikayesini yazar. Ama iki teknik detay vereyim dersen belki Rea Hocam'a da topu atmış olurum. Birincisi duran toplar çok önemli. Çünkü son 2-3 maçta Fenerbahçe rakip sahaya, kaleye çektiği şutların yarısından fazlasını ceza sahası içinden bulmuş. Yani penaltı kazanma ihtimali de yüksek. Öyle bir pozisyon da yaratabilir. Fenerbahçe takımı deyip Rea Hocam'ı bırakayım. Peki öncesinde Levent abiye gideceğim, Rea Hoca'ya. Herhalde ben de onu çektim. Daha çok var. Şartlandırdı seni. Levent abi şimdi Galatasaray'da böyle sırayla başladığım için öyle gidecektim. Fenerbahçe'nin bir ikincilik iddiası var bir yandan. Yani bir hedefi var aslında ama Galatasaray açısından belki de ilk hedef Fenerbahçe derbisini kazanan bir takım olarak sezonu tamamlamak. Bir yandan Torrent'in gelecek yıla kendisini taşıyabilmesi için belki bu maç önem taşıyor. Bir yandan oyuncuların kendilerini Galatasaray formasıyla gelecek yıla taşımak için bazı oyuncuların önem taşıyor. Ama her şeyin ötesinde bu yani yüz küsur yıllık takımların hep konuşulan derbisi.
Sen Galatasaray penceresinden ne umuyorsun? Yani ne verebilir Fenerbahçe galibiyeti örneğin Galatasaray'a? Yani bir ölçüde camiayı mutlu eden bir şey olur. Öncelikle Fenerbahçe'nin iddialı olmadığı dönemlerde Galatasaray'a karşı hep maç kazandığını söyleyebiliriz. Tabii. Yani bugün Fenerbahçe iddialı, Galatasaray'ın iddiası yok. Yani ikincilik iddiası diyorsun da ikincilik Şampiyonlar Ligi'ne de götürmüyor yani. Bir tek takım tabii gidiyor bildiğim kadarıyla. Yani illa hedef oraya koymak yok, ikincilik. Yok eleme oynuyor. Bu sene var. Ondan 2000 bundan gelecek sonra 23-24'te gitmiyor. Yani direkt gidecek bir şey şartlanma yok. Elemeler falan var. Şampiyon da gidemiyor. Tabii gidemiyor artık. Dolayısıyla böyle bir Konya galibiyeti, Konya'nın mağlup olmasından sonra Fenerbahçe'yi motive edecektir. Şimdi Gürcan dedi ya, Fenerbahçe sen de söyledin bir kadro istikrarı var dedin, yakaladı. Galatasaray'ın da bir kadro istikrarı var. Yani Torrent'in elinde başka yok. Yani burada Boya'yı oynamazsa işte Omar oynuyor. Öbür taraftaki değiştirecek oyuncusu yok ki fazla. Çiçildağ, Kerem oynuyor orijinal. Babel, bir de Gomis oynuyor. Muhammed Mustafa yok. Yani çok fazla üzerine oynamıyor takımı. Orta sahayı yakaladı Fenerbahçe. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu sene Galatasaray'ın iki yüzü var. Bir Avrupa yüzü var, bir lig yüzü var. Avrupa yüzünde kontrollü oyunu var. Bu ona mağlup getirmiş. Barcelona deplasmanı dahil. İçeride bir tek mağlubiyeti var. 2-1 Barcelona'ya. Onun dışında oynadığı bir oyun kalitesi var. Oyuncuların bildiği bir oyun var. Bugün Fenerbahçe önünde aynı oyunu tekrar ettirdikleri takdirde Galatasaray takımı yenilmeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü bugün Barcelona takımından daha çok mu iyi pas yapan bir takım Fenerbahçe? Galatasaray sadece ve sadece gaza gelip yüksek tempoda oynamaması lazım. Kayseri'nin geçen hafta mağlubiyetin ana nedeni birinci dakikadan son dakikaya kadar gole rağmen hep açık futbol oynadı Fenerbahçe'ye karşı. Böyle düellolu bir oyuna girdiğin zaman kaybedersin. Fenerbahçe senden fizik olarak, orta saha olarak çok daha iyi. Ama sen kontrollü oyun oynadığın takdirde rakibin çok fazla atak yapmalarını engellersin. Tabii ki önemli konu şu. Bir de faul yapacağın yerler kıymetli. Yani duran toplarda Fenerbahçe'nin çok uzunları var. Serdar geliyor, Kimci geliyor, öbür Serdar Dursun var. Yani gelip baktığın zaman kafa toplarına vuracak çok adam var. Galatasaray'da bu sadece iki oyuncuyla geçerli. Biri Marka, biri de Gomis. Onun dışında çok fazla kafa topunda etkili olan oyuncusu yok. Ama bugün Kerem'in Galatasaray'da ne vereceği benim adıma önemli. Torrent'te demiş ki, tam Kerem dediğin için söylüyorum, %100 olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa %100'dür. Yani tam iyi durumdadır, tamamdır durumu. Saha içindeki durumuna da bakacağız demiş. Saha içindeki durumuna bakacağız. O ne demek, onu anlamadım. Saha içindeki durumuna bakacağız dersen %100 değil demek yani. Tabii. Ben yani onu anlarım yani. Bu laflardan sonra saha içine bakarım dersen yanlış. Yani burada Torrent, ben Fenerbahçe'yim, gelecek sene Galatasaray'da kalayım diye bir mucitlik yapmaması lazım. Onun oynadığı bir doğru oyun var. Barcelona'da. Çünkü oyuncular gittiler, dediler ki orada hocanın taktiğini oynamadılar. Orada Barcelona önünde Galatasaray oyuncular kendi ağırlıklarını oyuna koydular. Avrupa'dan olan alışkanlıklarını koydular. Bunu net olarak söylüyorum. Ya çünkü Torrent'in hafta içindeki yaptığı röportajı dinledim. Benim sistemime ayak uyduramıyorlar dedi. Ne demek bu? Demek ki oyuncu, sen oyuncuya göre bir sistem yaratacaksın. Ali Koç'un Pereira'ya söylediği gibi. Oyunculara göre bir sistem kuracaksın. Bugün Fenerbahçe'nin hocası bunu yaptı. Futbolculara dokundu. Beşiktaşlı oyuncular bile diyorlar ki geldi bize. İsmail'e dokundu, inanma diyalogla. Valerian İsmail'e aynı şeyleri söylüyorlar. Ben neden söylemiştim Torrent'le ilgili? Oyuncu diyalogları yok. Bu sadece antrenman yaparak herkes evine gitsin gelsin diye bir şey yok. Bugün insanları kampa almamış mesela. Evlerine göndermiş. Bu mu motivasyon? Galatasaraylı oyuncular bu maçın ne kadar değerli olduğunu biliyorlar. Bir de bu Galatasaraylı oyuncular içinde geçen iki senede kaç oyuncu galibiyet yaşamış? Kaç yaşamamış? Yeni oyuncular da var. Onların sahaya ne koyacaklarını bilmiyorum. Ama ben yine de en son cümle şu hocama devredeyim. Dediğim gibi kompakt ve kontrollü oyun Galatasaray'ın en büyük silahı olur derbide. Peki öyle Seray Hocam, size maçın senaryosu, iki takımın başlangıç senaryolarını nasıl bir teknik adamlar kafalarında planla sahaya çıkacak? Sizin öngörünüz nedir? Onu sorarak başlayayım. Fenerbahçe'nin son haftalardaki baktığımızda mesela takım saha içindeki birliklerinin en güçlü hatta orta saha görünüyor. Yani bunu Trabzonspor'la başlayan, bir de İsmail Kartal'ın böyle bir tercihi olmuştu. Zayis, Crespo ve Mert Hakan Yandaş. Yani evet. Trabzonspor maçından sonra da konuşmuştuk. En güçlü yeri burası. Şimdi Galatasaray'ın da güçlü bile orası.
Kadroları da verebilir miyiz Hüseyin İkiyan Hocam? Şimdi Galatasaray'ın güçlü derken yani pas yapan değil ama defansif anlamda hem Taylan hem de Berkan. Çıkıldağ tabii ki onlara daha göre daha becerili oyuncu. Daha yani oyunun orta sahanın merkezinde kitlenebilir. Esas bugünkü performansı verilecek bana göre kenar oyuncuları. Hem savunma hem hücumdaki kenar oyuncuların becerileri bana göre büyük skora katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani orta sahada oyun kitlenebilir. Çünkü şimdi Galatasaray takımında Berkan ve Taylan neye bize hayal kurduruyor? Defansif oyuncu dediğim gibi. Evet. Şimdi böyle maçlar içinde oynatabilirsiniz ama böyle maçı yalnız defans yaparak derinlemesine bir savunmayla bitiremezsiniz Kadıköy'de. Şimdi Avrupa'da oynadığınız maçlar farklıdır. Ligde oynadığınız maçlar farklıdır. Fenerbahçe bir adım veya birkaç adım bu derbide öndedir. Favoridir evet. Ama bu maçların evet hiçbir zaman da senaryosu istenildiği gibi gitmez. Farklı hikayelerle. Derbileri de zaten ülkede en önemli farklı kılan günlük hikayelerin, o dinamiklerin değişkenliğidir. Galatasaray herhalde bir büyük takım olarak maça tabii ki ortaktır ama Fenerbahçe kendi saha seyircisi önünde formda oluşu, hem teknik kadronun hem oyuncuların bu kadar istim üzerindeyken tabii ki maçın favorisidir. Ama Galatasaray takımı da doğru kurgulanacak bir oyun şekliyle Torrent burada becerisini de ortaya da çıkarması gerek hem oyuncu topluluğuyla beraber. Galatasaray'ın dediğim gibi yeri geldiğinde evet organize olabilirler, düzen kurabilirler. Onun için derinlemesine savunma yapar bir takım. Geriye yaslanabilir ama burada amaç nedir? Oyunun safhalarıyla ilgili planlarını doğru Torrent'in takımına oyuncu rollerinde doğru monte ederek uygulatması gerekir. Evet, bunu göreceğiz yani. Ya, burada, savunma yapmak değil. Ya değil. Burada tabii. Esas tabii o da ne biliyor musun? Savunma yapmak o da bir saha içinde bir güç göstergesi futbolda. Tabii. Orada amaç ne? Bu başarılı bir savunmadan güç alarak da öne dikine gitmek. Rakibi eksik yakaladığında burada amaç gol bulmak. Ama buradaki oyunun dediğim gibi safhalarını da doğru planlaması gerek Torrent'in takımına. Ama dediğim gibi Kadıköy'de yalnız derinlemesine savunma yaparak dandun vurarak böyle bir formda Fenerbahçe'ye karşısında maçı götüremezsin. Fenerbahçe'nin tabii bu maç bana göre gazı kaçmış bir derbidir. Derbi ne kadar evet iki tane büyük takım oynuyor evet derbi ama hocam da öyle dedi. Gazı kaçmıştır. Beni canlı başladım. Beni şöyle bir durdurdu. el frenini çekti hocam orada. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray kurduğu hayali hikayeyi yakalayamamış. Ligin bitimine yakın hep böyle biz ne alışırdık? İki tane takımın her zaman bir iddiası vardır. En kötü birinin vardır. Evet. Burada Kadıköy'de Fenerbahçe'nin ikinci lig iddiası var. Evet ciddi anlamda bu sene playoff oynama iddiası Şampiyonlar Ligi'ne gitme. Galatasaray'ın da buradaki en büyük hedefi taraftarını mutlu etmedir. Sezonu bir Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarını mutlu etmek, yüzünü güldürmektir. Peki o zaman bir Kadıköy'e bağlanalım. Bölüm bölüm arkadaşlarım ekranı da getiriyor. Büyük bir kalabalık var Kadıköy'de. En son Trabzon maçında böyle bir atmosfer görmüştük sevgili Gürcan Bilgiç. Ahmet Selim Kulu gördüm. Havada yavaş yavaş kararmaya yüz tuttu artık. Ülker Stadyumu'nun fonunda Ahmet Selim Kul şöyle bir gelişmeleri toparlayarak seyirci sayısı da herhalde tamamen dolu. O konuda zaten gün boyunca onu bildirdik ama sen bize tamamen şöyle bir gelişmeleri toparlayarak seni de artık sahaya, stada doğru yolcu edelim. Ender Bilgin, teşekkürler. Öncelikle gün boyunca bu güzel görüntüleri, bu güzel yayınları yapmamıza yardımcı olan Serez İnşaat'ın Kadıköy projesinden bu görüntüleri size aktardık. Ramazan Şimşek'e çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel görüntüleri sizlerle buluşmamıza yardımcı oldu. Onun dışında artık dakikalar kaldı. Heyecan tavan yapmış durumda. 47.834 bilet satışa çıkmıştı. Tamamı tüketildi. Görevlilerle birlikte 50.000 kişi bu akşam arkamda görmüş olduğunuz Ülker Stadyumu'nda yer alacak. Size atmosferi şöyle özetleyeyim. Kulaklığa rağmen tribünlerden gelen sesi duyabiliyorum. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı özellikle iki maçtır takımıyla barışmış durumda ve eski Kadıköy atmosferinden bize doneler sunuyorlar. Bazı o günlere gidiyoruz diyebiliriz. Bugün de çok güzel bir derbi atmosferi bizi bekliyor ki havanın da güneşli olması sebebiyle sabah saatlerinden itibaren buraya gelmişlerdi. Bu akşam çok güzel bir derbi akşamı bizi bekliyor.
diyebiliriz. Tabii ki iki takım da kazanmak istiyor. Şu anda da takımlar yavaş yavaş sahaya çıkıyorlar. Stat çevresindeki hareketlilik azalıp yavaş yavaş bu hareketlilik stat içine geçiyor. Şunu da söyleyelim, Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı kadın basketbol maçındaydı. O yüzden şu anda stat çevresine yeni gelen taraftar sayısı da bir hayli fazla. Maç öncesinde önce Fenerbahçe takımı çok alışılagelmiş bir şey değil bu. Isınmaya çıkmadan önce tamamen teknik heyet dahil, personeller dahil, yöneticiler dahil, futbolcular dahil herkes sahaya çıktı ve tribünleri selamladı. Tribünlerle bir bütünleşme gerçekleştirildi. Ardından soyunma odasına girdiler ve daha sonra da Galatasaraylı oyuncular hem zemin hem atmosfer kontrolü için onlar da sahaya çıktılar ve o anlarda bile bu akşamki derbinin tansiyonunun yüksekliğini hissettirdi buradaki atmosfer. Kadıköy'de artık hava kararıyor. Çok kısa bir süre sonra da hatta iftar da gerçekleşti. Artık gündemimiz tamamen derbi oldu Ender Bilgin. Biz de maç sonu hem röportajlarla hem de gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Evet, Ahmet Selim Kul'dan da son Kadıköy'deki bilgileri aldık. O zaman arkadaşlarım eğer hazırsa ilk yarıdaki bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisini ekrana getirelim. Onu bir hatırlayalım. Ardından biraz daha detaylara inerek konuşmaya başlayalım. Hocam dünden beri çok soru geliyor ya. Ne anlatacak diye. O zaman dedim ne anlamı kaldı söylersek. Aa, kitabında yazdıysa ben biliyorum. Yok, kitapta yok bu. Yok mu kitapta? Bu yeni taze bilgi bu. Bu taze hocam, bilgi. Öyle bilgiler geliyor ki inanılır gibi değil ya. Hocam kitabı okudum bu arada. Üst söyle okudun mu? Aa, bir günde bitirdim. Çok, bitti mi? Çok akıcı, çok güzel yazmışsın bölüm bölüm. Bazı bölümleri atladım söyleyeyim. Burada anlattığın için de. Onları okumadım ama dikkatli okuyunca değişik şeyler var orada. Serdar Çakman bölümü enteresandı yani. Orada çok enteresan sabahtan şeyler var, bir tane değil. Tabii. Çok var. Bir kısmı tabii biz biliyoruz. O da bildiğimiz şey yani yazdığı hocam. Bugünkü haber yeni ama. Bu yeni bilgi değil mi hocam? Bu yeni Türkiye'deki hakem rezilliğinin bir parçası ya. Yani. Ya ufak çok, bir parçası çok, fazla büyük çok değil. Çok hakikaten şimdi ufak bir parçası. Anlattığın yani, zaman. Tabii. Sen biliyorsun, sana anlattım. Sen evet. Biliyorsun. Diğer ekip bilmiyor ufak burada. Ufak bir parçası. Yani olacak şey değil ya. Yani nasıl iş abi bu? Anlatırken yani, biz anlatırken biz dışarı çıkarız. Kimler var? Kimler var? Neler var? Tabii biz yani, de ilk ekranlarda işler nereye gidiyor? Biz de yani, ilk ekranlardan öğrenmiş olalım yani. O hakemin onu yapması. Biz dışarı çıkalım. Nereye götürüyor işi? Nereye gidiyor haberler? Ne oluyor? Nasıl iş abi bu ya? Yani ben bunu söylediğimde şunu söylediydim. Bak hala söylüyorum. Çok doğru bir iş yapıldı. %70 falan getirildi. %30 daha var. Eğer %30 daha yapılırsa 10 sene 15 sene gider bu iş. Yani düzelir onu söyleyeyim. Çünkü hakem olayını Türkiye'de düzeltemezseniz hiçbir yere varamazsınız. Doğru. Çünkü resmen doğru. Orada bir şey var yani orada bir kaynayan bir yara var orada bir kokulacak kaza var. Açıklamalarına benzer bir şey mi? Hakemler değil yalnız mi? Nihat Özdemir'in açıklaması yalnız hakemlerle ilgili yaptı. Değil. Yani hakemler de var Nihat Özdemir'de ama başka şeyler de var Nihat Özdemir'de. Yani sen hakemlerle ilgili açıklayacaksın ya onun için söyledim. Onun söylediklerine paralel mi sendeki bilgi? Bu başka bir şey. Başka bir şey. O da onun da bildiğini zannetmiyorum. Bu yeni bir şey. Ona da çok şaşırdım yani. TFF başkanısın Nihat Bey. Zaten iyi bir insan böyle. Çok. Çok beyefendi bir kişilik müdahale etmemiş. Ben federasyon başkanı olsam onun yaşadıklarından sonra orada taş üstüne taş bırakmam. Yapmadan benden bulmayın dedi ve gitti yani. Açık konuşalım. Bence yapıp gitmeli. O tahkimi falan bir kere var ya. Lav edip onların hepsinin istifasını istiyor. Hepsinin istifasını isteyip öyle gidecekti. Öyle yarım bırakmayacaktı. O zaman size şu kadarını söyleyeyim şimdi. Spoiler size şu kadarını söyleyeyim. Spoiler, evet. Hakem işinden ayrı bir şey söyleyeyim size. Önemli bir şey bu söyleyeceğim. Yok, başka yerden geldi hocam. Bu başka bir şey söyleyeceğim. Şu anda Futbol Federasyonu'nda görevli, yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet. Bekliyoruz şimdi. Sessizlik içinde. Bir sessizlik oldu. Ben de şey kaş göz yaptın zannettim o yüzden. Hocam şu anda bakın bu söyleyeceğim çok net bir olay ve yeni bir olay.
Yani ne olacağını göreceksiniz. Ben de merak ediyorum. Şu anda istifalarla beraber Futbol Federasyonu'nda 13 kişi kaldı. Şu anda. Bu 13 kişiyle belli bir sürede seçime gidecekler. Evet. Haziran'da olacak işte. Ama ve lakin istifalar olur da 8'e inerse kayyuma gidecekler. Ondan evvel seçime gidecekler. Ondan evvel de seçime gidilmesi için çok çalışanlar var arkadaşlar. Ha? Yedek yok mu hocam? Nasıl hocam, yani kayyuma gidilmesin diye mi çalışanlar anlamadım. Hocam bir şey söylüyorum. Evet. Şu anda yedekler çağrılır. Futbol Federasyonu istifalarından 13'e indi. Ama yedek yok olmuyor mu? Hocam. Başka bir şey anlatıyorum. Eğer 8'e inerse istifalar olup o zaman kayyuma gidecek. Evet. Seçim erken olacak. Seçimin erken olması için çok çalışanlar var. Hakem grupları dahil. Hakem gruplarını yönetenler dahil. Şimdilik onu söyleyeyim. Sonra da seçim tarihinin geri gelmesi evet. için çalışanlar var. Bir an evvel öne gelsin ki biz bu işi bitirelim. Bu bazı şeyler eskisi gibi devam edelim diyenler var. Bakın bu enteresandır ha bu. Ya, çok ortaya sıcak. Çıkmasın bir takım çok şeyler. Çok sıcak hocam bu. Bakın istifa edecekler olur mu olmaz mı? Bunu ilk defa duyuyor herkes Türkiye'de. Bunu şimdi söyleyeyim. Diğeri maçtan ikinci sonra programda maçtan ötekini. Sonra. Evet. Çünkü o maça zarar verir diye söylemedim. O da enteresan bir olay. Çünkü işin ne boyutlarda olduğunu göreceksiniz. Yani bu hakem evet, makam var ya. Önemli. Hakem makam o hakemin önemli. Hani hakem. Ne hakemi ya? İşin hangi boyutlarda olduğunu göreceksiniz. Şaşıracaksınız. Evet. Evet. Tabii cevap hakkı da anlatılacağı zaman cevap hakkı da bakidir. Evet. Peki şimdi burada hocam Atilla Karaoğlan derbinin hakemi geçen hafta Fenerbahçe maçını yönettiği için bir eleştiri konusu oldu. Olmaz mı mesela? Üst üste iki hafta maç yönetmek ten dolayı bir böyle bir haklı eleştiri mi sizce? Bakarız hocam. Zaten elde fazla hakem kalmadığı için. Kalmadı. Verirler. Bakarız hocam. Yani orada maç oynandığı zaman göreceğiz ne olduğunu. Mesela Halil Umut Meler bugün Başakşehir maçındaydı. Hani şu andaki elit hakem o. İlk maçı da o yönetti de oluyor işte artık. Ben şeyi bektim mesela. Var'da da Erkan Özdemir'i Volkan Bayarslan var. Erkan Özdemir'i beklerdi. El Clasico'da çok İspanya'da ilk maçı yöneten, ikinci maçı yönetiyor. Yani ölçü değil anladın mı Gürcan? Abi, ilk maçı yönetti falan tabii de, değil, haklısın. Bu maçı da yönetirdi. Haklısın. Hadi ondan vermedim diyorsun. Erkan Özdemir'i beklerdim. Bir de bu yeni hakemlerden Yasin Kol var mesela. Onu beklerdim. Mesela Atilla Karaoğlan böylesine değerli bir maçı yönetmek için değil mi bu bir hediyedir hakeme, bir taltiftir yani. Fenerbahçe Galatasaray maçını veriyorsan bir performansın olması lazım. Kariyer maçıdır ülke bazında. Canım, doğru. Kariyer maçıdır. Galatasaray Beşiktaş maçında yaptı. Ya söyleyin bana Atilla Karaoğlan'ın bu atamayı hak edecek bir performansını söylüyor. Hatırlıyor musun? Ama Kayseri ben bir şey söyleyeyim. Ben Kayseri'deki haftanın hakemlerine baktığın zaman ben Kayseri'deki yönetimini onu beğendim haftanın hakemi yaptım. Kolaydı ama maç hani. Fark etmez benim için. Kolayı zora da sokan hakemler değil var mi? Biliyorsun. Hocam sen hocam sağda göre. Maç oynarsan hocam üst üste 5 maçta yönetirsin. Yönetmezsin de ben nelerini yaşadığım için bakarız maçta ne olduğunu görürüz. Ama sen her zaman bir şey diyorsun. Galatasaray Fenerbahçe maçları hani hakemlik açısından. Çok zor maç. 5 yıldızlık maçtır. En zor maç odur. Türkiye'de ama doğrusu ama şu anda en zor pozisyonda bir maç değil. Şu var. Papazlar yönetti de ne oldu yıllarca abi? O da var. Arkadaşlar. O da var. Ne papazlar yönettiler? Ne oldular ya? Ya papazlar için neler diyenler şu anda sesleri kesilmiş bakıyorlar ya. İnanılır gibi değil ya. Ona güvenmiyorum, ona güvenmiyorum diyenler şu anda baş tacı yapılmaya kalkıyorlar ya. Yok Avrupa'da maçlar orada mı? Ne Avrupa'sı ya? Hadi gitsinler. Hadi. Arkadaşlar bunların basında uzantıları var. Ya arkadaşlar bu hakem tezgahını eğer çomaklamazsanız Türkiye'yi kurtaramazsınız. Şu anda zaten Türkiye'deki futbolu kurtarmak için eğer bir karar alırsanız bir 10 sene geçer. Hakem olayı zaten başlı başına bir felaket. %60'ını 70'ini yaptılar da %30 daha kaldı bence. Ya çok ne söylüyorum. Bir de yani Erman Hoca o esas ana takım oyununda konuştuğu zaman ben de birkaç bir şey o zaman söylerim. Esas tabii bu iş böyle değil. Yani bu iş 7-8 sene önceye dayanıyor.
daha farklı işler var. Yani hakemlik, onunla ilgili seçimler, o süreç, işte farklı özellikle tecrübeli hakemlerin o işe müdahale olması, oradaki o başkanı bir şekilde koltuğundan etmek için, oradan o koltuğundan edemeyince o zaman o insanların uğraşması vesaire. Yani bu 7-8 yıllık süreç, yani hem Zekeriya Alp, hem Yusuf Namoğlu, hem Serdar Tatlı bu operasyonları yapamadı, biliyor musun? Onlar, operasyonlar o zaman vardı MHK hocam. Onlar MHK başkanları. MHK yani başkanlarının önüne giderken, geldi bu kağıtlar, yani yapamadılar hocam. Giderken söylediği cümleyi iyi düşünün. Onlar MHK başkanları. Onlar aşağıda. Nihat Özdemir giderken ne dedi? Birilerinden artık bıktı bu uğraşmaktan dedi. Abi esas orada başlıyor. Oradan aşağı gidiyor işler. Hocam. Hocam o MHK falan o aşağıda. Bıktım dedi ya Nihat Özdemir. Bıktım dedi ya. Bıktım uğraşmaktan dedi. Adam bıraktı kaçtı. Gitti. Kaç mı? Peki. Gitti. Adam başka bir şey söylüyor. O MHK falan aşağıda onlar hoca. Onlar... Ama önüne geldi, onlar da hamle yapamadı. Ya bunlar kardeşim, federasyon başkanları, MHK başkanlarını, bu federasyon başkanları, MHK başkanlarını satarlarsa MHK başkanları ne yapsınlar? Federasyon başkanı yukarıda. Federasyon başkanları, ben burada yıllarca konuşuyorum. Federasyon başkanları MHK başkanlarını satarlarsa MHK başkanları ne yapsınlar? İstifa ederler. Hocam, ya Özdemir giderken bir şey söyledi. Bıktım dedi ya. Hep aynı şahıslar karşımda dedi. Bir şey söylüyorum. Hep aynı şahıslar karşımda derken şu andaki adet 8'e düşerse kayyum olacak. Onu kovalıyorlar. Siz neden bahsediyorsunuz? Hocam olmaz. 13 tane yedek var ya. İstifa edenlerin yerine 13 tane yedek var. 13 yedeğin de istifa etmesi lazım yani. Ben bir şey söyledim. İki de yönetimle istifa etmesi lazım. Senin fikrini sen de söyle. Abi, ben bir şey söyledim. Ya ben bir şey söyledim. Yani sen de fikrini söyle. Hayır, 8'e düşmesi için 13 kişi istifa edecek. Girsinler 13 kişiden, 13 kişiden alsınlar içeriye şimdi. Üstünden 2 tane daha istifa edecek. Ya yedeklerden alsınlar o zaman içeriye. Şu anda niye almıyorlar? Seçim kararı. Bana matematik konuş. Şu andaki kadro yeterli olduğu için almıyorlar evet. Hocam. Yani evet. 13 kişi. Acaba Erman abinin ne dediği, olur? Yedekler girer mi? Bak, o, bana matematik konuşun abi. O yedek abi. Yedek matematik üyeleri. Fena değildi. Erman abinin söylediğinde bu benim Galatasaray kulübündeki söylüyorum. Yedek üyelerin toplantıya girme şeyi yok. Şartı yok. Hayır yok tamam, ama. Yok. Ama asıl üye onlar seçiyorlar. Hayır, onlar şimdi, yedek üye seçiyorlar. Gevent abi. Bak, esas istifa edenin yerine evet. Yedeği çağırırsın. Tamam mı? Sayıyı tamamlarsın. Şöyle yapalım. Sayıyı tamamlarsın. Yedek. Gelmiyorum. Belki öteki hatalı bir şey söylüyoruzdur. Bir çek edelim. Onun üzerine ikinci programda. Ama orada Erman abinin söylediğinde doğru şey var. 8'e inerse bu Galatasaray'da da böyle. O zaman yönetim orası düşer. Öyle canım. Yönetim düşer. Yönetim düşerse erken seçim olur. Kayyuma gitmez bir şey söyledim. Erken seçim olur. Arkadaş da bir şey söyledi. Biri gelir oraya. Ben bir şey söyledim, o da bir şey söyledi. Buyursunlar. Ha. Gelir bir başkası. Ne söylüyorum? Mesela Gürcan oraya Bigit, gidiyor, federasyon başkanı. Oraya mücadele ediyorlar diyorum. Vekaleten abi, atanır, seçime Erman götürür. Erman abi der ki yedekler de istifa edecekler. Erman tamam, abi söylediğinde yani. Şu, düşer, yerine vekaleten Gürcan Bigit, federasyon başkanı olur, seçime götürür. Ha, seçim Haziran'da olmaz, erken alır, ayrı bir konu. Peki, Mayıs'a alır. Haziran'a götürmek istemeyenler var. Tabii biliyorum. Çünkü bu işi anladım ben hocam. Toparlamak isteyenler var. Gazetedeki uzantılar dahil. Televizyonlardaki uzantılar dahil. Arkadaşlar tezgah büyük.